değerli yatırımcılar, Investaze yatırım menkul değerlerden ben Ethem Umut Beytorun. Geçen hafta FOMC tutanakları sonrasında güçlenen dolar hareketlerini izlemiştik ve dolar endeksinin 90 seviyesi üzerine geçmiş olduğuna şahit olduk. Ancak bu yükseliş çok süreklilik sağlayamadı ve kalıcılık sağlayamadı ve tekrar Perşembe ve Cuma günleri 90 seviyesinin altına düşmesiyle birlikte dolar zayıf görünüm devam etti. Bu hafta içerisinde Amerika'nın yeni Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, senatodaki konuşmaları gündemde olacak. Özellikle yarın bu takip ediliyor. Bugün çok önemli bir veri akışı yok. Amerika tarafında yeni konut satışları verisi bekleniyor. Yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin yapacak olduğu konuşmayı da takip ediyoruz. Bu gelişmenin yanı sıra geçen hafta yine Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda aslında enflasyon konusunda ilerleme kaydedildi ama sabırlı olunması gerektiğini altı çizilmişti. Dolayısıyla daha yatay bir hafta geçirmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle parite bazlı bakacak olduğumuzda dolar TL'de de euro dolarda da aynı şekilde genelde 3.80'in altında dolar TL'de ve euro dolarda da 1.23 seviyesi civarında fiyatlamaların devam ettiğini izlemiştik. Hafta başıyla birlikte dolardaki zayıflamanın devam etmekte olduğunu gözlemliyoruz sabah saatleri itibariyle. Amerika 10 yıllık vadeliler 2.86 civarına kadar gerilemiş durumda. 2.95'ler görmüştü geçen hafta içerisinde. Dolayısıyla bu doların zayıflamasıyla birlikte euro dolar yukarı yönlü hareketlerini sürdüre geliyor. An itibariyle de 1.23.30 seviyesinde fiyatlanıyor. Endekslere bakacak olduğumuzda Amerika endeksleri Cuma günü %1'in üzerinde artışlarla kapandı. Dow Jones endeksi %1.4. S&P %1.6 ve Nasdaq'ta 1.8 yükseliş kaydetti. Dolayısıyla bu olumlu hava borsa açısından risk iştahının arttığını gösterir bu tabloyla birlikte. Sabah saatleri itibariyle Asya borsalarında da bu yükselişlerin devam etmekte olduğunu gözlemliyoruz. Nikkei ve Şangay borsaları %1 artıda seyrediyor. Dolayısıyla bu olumlu havayla birlikte Borsa İstanbul tarafında da bugün alıcılı bir açılış yapılmasını bekliyoruz. Cuma günü kapanışta Borsa İstanbul %0.57 gibi bir artışla günü tamamlamıştı. 117.521 puanla kapatmıştık. Bugün için takip ettiğimiz pivot seviyemiz ise yine 117.500. Özellikle 117.000 üzerinde kalmamızdan dolayı hareketli ortalamaların üzerinde bulunuyoruz. Dolayısıyla yukarı yönlü istek artacak gibi gözüküyor. Bu durumda da takip edeceğimiz seviyeler 118.000 ve 118.500 seviyeleri olacaktır. Düşüşler halinde 117.000 ve 116.500 seviyeleri izlenebilir. Bugün önemli bir veri akışı olmadığını söylemiştik. Parite bazlı bakacak olduğumuzda Euro-Dolar paritesinde geçen haftaki hareketler sonrasında 50 ve 100 periyotluk hareketli ortalamanın altında kalan fiyatlamalar kısa vadeli bir düşüş hareketi yaratmış olsa da 200 periyotluk hareketli ortalama burada güzel bir destek olarak çalıştı ve parite 1.2340 seviyesine doğru hareketini sürdürmekte. 50 seviyesi RSI 50 bölgesinin üzerine geçmesiyle birlikte 1.2340, 1.2380 ve 1.2430 seviyeleri takip edilebilecek direnç seviyeleri olacaktır. Düşüşler halinde 1.23, 1.2260 ve 1.2230 bölgeleri izlenmeye devam ediliyor. Dolar TL'de bahsetmiş olduğum üzere 3.80'in altında kalan fiyatlamalarla geçirdik geçen haftayı diyebiliriz aslına bakarsak. Bugün itibariyle hareketli ortalamaların altına sarkan fiyatlamalar dolayısıyla RSI'nin de 50 bölgesinin altına düşmesiyle birlikte düşüşlerin devamında 3.77, 3.74 ve 3.72 bölgeleri hedeflenebilir. Yükselişler halinde 3.79, 50, 3.82 ve 3.84 bölgeleri takip edilecek dirençler olacaktır. Altın fiyatlarında ise sabah saatlerinde bahsetmiş olduğum üzere dolar endeksindeki zayıflama Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinin geri gelmesiyle birlikte yukarı yönlü atakların arttığını gözlüyoruz. Hareketli ortalamaların üzerine çıkan fiyatlamalar 1.340 seviyesi yakınlarında yükselişlerin devamında RSI'nin de 70 bölgesini hedeflemesi söz konusu olabilir bu durumda. 1.345, 1.350, 1.354 ve 57 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 1.336, 1.330 ve 1.325 bölgeleri takip edilecek destekler olacaktır. Investaze yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.